Arkadaşlar merhaba, bu videomuzun konusu optik olacak. Alt başlığımız küresel aynalarda görüntü oluşumu ya da görüntü çizimi de diyebiliriz. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 10. sınıf fizik kazanım kavramı testi 17 olacak. Daha önce 3 test çözdük. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyor ve birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar testimize. Odak noktası F olan bir tümsek aynanın asal eksen üzerine bir cisim yerleştiriliyor. Asal eksen üzerine yerleştirilmiş. Buna göre cismin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Arkadaşlar peşinden şunu bir konuşalım. Tümsek aynalarda sonsuzdaysa odakta nokta olur. Onun dışında arkadaşlar herhangi bir noktaya koydun. Tabii ki aynanın önüne koyacağım. Görüntüm odakla ayna arasında olur arkadaşlar. Şu arada oluşur, düz oluşur ve küçük oluşur. Kendisinden daha küçük olur ki sanaldır. Ve arkadaşlar şunu unutmayın. Aynaya yaklaştıkça görüntüm büyür. Bak temsilen bunları da o yüzden öyle çizmişim. Gittikçe büyüyor. Ta ki tam dibine geldiğinde aynı görüntüyü görürsün. Tüm bunlar için de ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum. Diğer sorularda da göstereceğim bunu. Güzel. Yani bu durumda bak odaklı ayna, odaklı ayna, bu kaybetti. Hemen kaybetti. Odaklı ayna arasında olacak. Düz olacak hocam, düz olacaksa olduğu gibi. Hayır arkadaşlar, burada şunu düşüneceğim. Bir ön kenarını bir de arka kenarını. Bakın ön kenarını bir düşünelim. Şu arkadaştan paralel uzattığımda, evet paralel uzattığımda odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Güzel. İkinci bir tane daha göndermem lazım değil mi arkadaşlar? Hop, nereye gönderiyorum? Tam da tepeye gönderiyorum. Aynı ikizkenar olacak şekilde doğrultusunu alıyorum. Bak al doğrultusunu. Doğrultusunu. Bu arkadaşlar burada kesişti. Şu nokta, hatta bak ikinci soruda onu yapacağız. AB. Hop, A üssü burada oldu arkadaşlar. B üssü burada. Bak bunu yakaladım. Diğer arkadaşı da CD diyelim bunlara da. C'yi yolladım. Yine odaktan geçecek şekilde yansıdı. O yansıdı o görüntüsü. Hop, görüntüsünün de kesiştiği noktalara geldim. Şimdi sevgili arkadaşlar bak burada biraz daha asal eksenle büyük bir açı yapmışım. Daha uzaktan geldiğim için daha küçük bir açıyla geleceğim. Daha küçük bir açıyla uzantısını daha küçük, daha ileride bir yerde alacağım. Bak burada kesiştim ama ne oldu? Boyu küçüldü. Şurası C üssü, burası da D üssü oldu ki bak görüntün şu şekilde oldu sevgili arkadaşım. Hatta şuna dikkat et, bak odaktan odağa doğru bir uzantım var. Tam da D şıkkında bize yol gösteriyor. Bağırırcasına bunu çizmiş. Aman buna dikkat. Ve dediğim gibi yaklaştıkça bak boyu büyüyor. Yaklaştıkça boyu büyüyor. Uzaktan daha uzakta oluyorsun. Uzaktakinin daha uzakta, yakındakinin daha yakında. Ve yaklaştıkça boyu büyüyor. Güzel. İki de bunu çok daha güzel göreceğim. Tümsek aynanın KLM löp löp löp. Buna göre çizim tümsekteki görüntüsü nasıl olur? Yine alalım arkadaşlar. Şimdi şu arkadaşı bunu anladım zaten değil mi? Şuradan bir odak seçelim. Herhangi bir odak seç. F'i seçtim. Hop geldim. Bak uzattım. Şuradakinin aynısını uzattım. Şimdi bak uzaktaki uzakta, yakındaki yakında. MN burada olacak. MN. KL de burada olacak. Buyur sana görüntü. N üssü, M üssü, K üssü, L üssü. Yakındaki yakında, uzaktaki uzakta olacak. Ha bu arada sevgili arkadaşlar düz olacak. Düzden kastı hocam bu düz olmadı ki. Aynı tarafta. Asal eksenin ne tarafındaysa o tarafında yer alacak. Mesela şu ikisi hiç asla oluşacak iş değil. Zaten bu önünde yer almış. Bu arkada böyle değil. Aşağıda bak hangisi benziyor arkadaşlar? B şıkkı çok çok benziyor. 2'ye de B dedim gönül rahatlığıyla. Yakındaki yakında, uzaktaki uzakta. Onu unutma. 3 de diyor ki sevgili arkadaşlar, bir aynanın önüne konulan cismin görüntüsü ters ve küçük olmaktadır, oluşmaktadır. Buna göre löp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, hop ben size şuraya özetini yapmışım. Uzun uzun burada anlatmayayım. Ayrıca bir video yapacağım. Şuraya da linkini koyarım. Orada bakarsınız. Şurada sadece görelim bu arkadaşı. Hop, hatta şöyle görelim de ama daha güzel olsun. Şöyle yan yana göreyim. Diyor ki, kullanılan ayna çukur aynadır. Sevgili arkadaşlar bakın tümsekte bir kere tümsek ayna değildir. Diyor ki bana cismin görüntüsü ters, hem ters olacak hem de küçük. Düz ayna olmadığı kesin ve küçük olacak diyor. Sevgili arkadaşlar tümsekte de küçük olabilir ama düzdür. Her zaman düz olur. Demek ki bu arkadaş tümsek değil, çukur aynaymış.
Evet, çukur ayna doğrudur. Cisim 2F'in dışındadır. Sevgili arkadaşlar bakalım. Bak sonsuzda merkez. 2F dediği merkez değil mi? Bak merkez dışında olduğunda ne diyor? Tamam merkezle odakla merkez arasında olacak. Ters olur. Ters olur ve küçük olur arkadaşlar. Hop. Bu arkadaş olurmuş. Görüntü aynanın arkasındadır. Tamamen yanlış. Eğer aynanın arkasında olursa zaten çukurda sanal oluyor idi. Eğer aynanın arkasında oluyorsa tümsek olma ihtimali var. Tümsek olursa da arkadaşlar sanal bir görüntü ve düz olması icap ederdi. Bu duruma uyan tek bir koşulum var. Hem çukur ayna olması hem de sevgili arkadaşlar sonsuzla merkez arası. Yani sonsuzla 2F. 2F'in dışında demek sonsuzla 2F arası demek olur. Bu durumda ne dedim arkadaşlar? 1 ve 2 dedim. Hop onu da D şıkkında gördüm. Geldik 4'e. Bak 4'te de çok enteresan yapmış. Biz onun daha güzelini çizelim. Kale yerleştirmiş çukura. Buna göre kale çubuğunun görüntü asırından hangisi gibi olur? Arkadaşlar en güzel bildiğim bak K ve L ya. Nokta nokta alacaksın. Önce L'yi al. Merkezde oluşmuş. Merkezdeyse neydi sevgili arkadaşlar? Hop gel buraya. Merkezdeyse hem merkezde olur hem ters olur hem de eşit boy olur. Gerçek olur. Tam da burada olur bu arkadaş. Aynı uzantıda. Sevgili arkadaşlar burada özel şeyi yapmış. 1.5F'e koymuş. 1.5F'de olan nerede olurdu? 3F'de. Bak F, F, hop bu kadar gel. Şu kadar gel. Burada oluşur. Bir de sevgili arkadaşlar cismin tam da iki katı olur. Onu da nasıl yapalım? Bak MF arasında, merkezle fokus arasında, fokus bu F fokustur arkadaşlar, odak arasında. Ters olur, büyük olur. Hem de ne kadar büyük olur biliyor musunuz? Eğer 1.5F ise 3F'de bak iki katı ya, 2H kadar olur. Yani şu arkadaşın tam iki katı büyüklüğünde olur. K da buraya yerleşir. Bu arkadaş bak hop şu şekli alır. Tamam mı? Güzel. Bu arkadaşa benzeyen sadece C şıkkı var. Burada tamamen yapmamış. Tam uzatması lazımdı. K'nın da buraya yer alması lazımdı. Bizim çizimimiz en doğru çizim oldu. Eğer bunlar sen eşitlik veriyorsan değil mi? F, 2F, hop 3F diye geleceksin. 1.5F'deki 2F'de baya baya şuna benzer. Bak yine yakındaki yakında, uzaktaki uzakta. Burada çukurda tam tersi oluyor tabii ki. Tümsekte öyleydi. Yakındaki yakında, uzaktaki uzakta. 1 ve 2'de çok güzel anlattım. Bakmayan arkadaşlarım varsa ona baksın. 5'le devam edelim arkadaşlar. Asal eksenleri çakışık. İkizler yüzünün aynası çizimdeki C'de oluşuyor. Buna göre aynaların odak uzaklıkları FK, FX bölü FY karşı. Sevgili arkadaşlar yani kitapta çok üzerinde durmamış ama MEP kazanım kavramı testlerinde bu özel ışınlarda şeye çok durmuşlar. Onu ben size uyarayım. Bak 1.5F'de şöyle yazayım ya. 1.5F'de olan cisim görüntüsü, görüntüye de böyle diyelim. Görüntü 3F'de olur arkadaşlar. Boyu H kadarsa 2H'da olur. Bunun tam tersi de olur. Cisim 3F'de, görüntü 1.5F'de olur. Boyun 2H'sa görüntünde H kadar olur. Tam tersine gidebilirsin. Burada buna gideceğim. Boylarıyla alaka yok ama diyor ki ikisinde de C'de oluşacak. Bak buradaki arkadaş bir birimde duruyor. Hop iki birimde oluyor görüntüsü. Bu durum ne oluyor arkadaşlar? Bak 1'e 2 oranı var. 1.5F'e 2 birim. 1.5F'e 3F. Yani bu cisim buradayken hop burada oluşuyor ise demek ki 1.5F burası da 3F. Şu arkadaşa ne diyebilirim? 3FX diyebilirim. Şu uzunluğa. Hatta bunlara K, K, K diyeyim. Eşit bölmeli zaten bunlar değil mi? Hop. 2K ne oldu arkadaşlar? 2K'lık birim 3FX'e denk geldi. Bismillah bunu hallettim. Ya şimdi bir de bu arkadaş burada. Görüntüsü yine burada yer alıyor ise ters oluşacak. Ne var yine? Bakın 2'ye 1 oranı var arkadaşlar. Yani bu arkadaş da 3FY imiş. 3FY'den 1.5FY kadar mesafe almış. Yine arkadaşlar 2K'lık kısım, bak 2K'lık kısım 3 tane FY'ye eşit. Artık davul zurnayla söylüyor yani FX ile FY birbirine eşit diye. Değil mi? 3FX eşittir 3FY ise arkadaşların oranı da tabii ikisine 1'dir. Haydi 6 ile devam edelim arkadaşlar. Hop diyor ki 6. Ya diyor
Eşit boydaki XYZ cisimler odak nokta uzaklıkları f olan çukur, tümsek, aynalar ve düzlem aynalarının şekilde gibidir. Buna göre XYZ cisimlerin görüntünün boyları dırırıt ne kadardır? Arkadaşlar ben böyle durumlarda yükümü azaltmak için en kolayıyla başlarım. Bak düz ayna, düzlem ayna hiç uzaklığına falan gerek yok. Bu arkadaş h ise görüntümde ne kadardı arkadaşlar? H kadardı. Tamam. HZ eşittir bir kere H. Hepsine HHH diyeyim değil mi? Bu H'la kıyaslayayım. Şimdi tümsekte hani bazı şeyler söyleyebilirsin. Büyüktü küçüktü. Bak burada arkadaş şey vermiş bana. 1,5 F vermiş. Hadi madem Y ile devam edelim. Arkadaşlar Y'de de hop ne görüyorsun? Bak tümsek ayna görüyorsun. Bu arkadaş geldi. Nerede olacak? Ayna ile odak arasında olacak. Oldu. Düz oldu ve küçük oldu. Arkadaşlar benim buradaki görüntüm H'dan daha küçük. Yani küçüktür H diyelim. H büyüktür HY. Bu durumda neyi anladım ben? HY'nin HZ'den daha küçük olduğunu anladım. Geldim bu arkadaşa. Sevgili arkadaşlar bu da bak çukurda 1,5 F'de olmuş. Onu hangi soruda söyledim? Hop, 5. soruda söyledim değil mi? Bak 1,5 F'deysen 3 F'de olursun. H'san 2 H olursun. Denenenin 1,5 F'de duruyorsun. Hop gelirsin 3 H'da yer alırsın. Burası 1,5 3 bölü 2 F 1,5 F demek değil mi? 1,5 F dahadır. Burası toplamda 3 F kadardır. Boyun da 2 H kadardır. Yani HX'de arkadaşlar 2 H kadar oldu. Şimdi bağır bağır bağırıyor. HX ben en büyüğüm diyor. Arkasından HS gelirim diyor. Sevgili HYM de tam olarak bilemiyorum boyumu diyor. Çünkü tam uzaklık verilmemiş. Ama en azından şunu biliyorum diyor. Kendi boyumdan daha küçüğüm görüntü olarak diyor. HY. XZY. XZY de E şıkkında bize gülümsemekte. 7 ile devam edelim arkadaşlar. Odak uzaklığı F olan çukur ayna önüne yerleştiren K, L ve M cisimlerin görüntüleri sırasıyla dırırıttır. Tamam. M üssü. Ha, üssü diye yazılıyor mu? Dür. Buradan Türkçelere de bakın arkadaşlar. Türkçelere de çok dikkat ediyorlar. Helal olsun yani. MEP sonuçta. Evet buna göre hangi cismin boyu görüntüsünden daha büyüktür? Denenenin hangi cismin görüntüsü daha büyüktür diyor arkadaşlar. Cismin boyu görüntüsünden büyük olacak. Bak bu arkadaş sağdan başla. Hemen geliyor oraya. Telefon geldi onu ara vermiştim. M'den başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş burada görüntüsü burada olduysa neyi biliyorum ben? Demek ki benim cismim F ile arkadaşlar ayna arasında. Odakla ayna arasında. Böyle olduğunda sevgili arkadaşlar nasıl oluyordu? Bak odakla ayna arasında olunca arkada oluyordu, düz oluyordu ve görüntüm daha büyük oluyordu. Demek ki cismim daha küçük. Şurada bir M cismi var. Bana ne dedi? Cismin boyu görüntüsünden daha büyüktür. M ile vedalaştım. Böyle bir durum olmuyormuş. Şimdi geldim L'ye. L çok özel bir yere konmuş arkadaşlar. Bak nerede yer almış bu arkadaş? Tam da orta gibi. Biz bunu orta kabul edelim. 1,5 F'de yer almış. Arkadaşlar ne zaman oluyordu? Bak bunu da 5. soruda anlattım sana. 5. soruda var. Benim cismim kendisi L'de iken. L'de 2 H ise arkadaşlar cismim kendisi H kadar olup 1,5 F'de yer alıyordu. Cismin boyu görüntüsünden daha büyüktür. Evet bak 2 H olarak L'deki kabulümdür. Olur. Geldim bu arkadaşa. Ya bu arkadaş da bak dışarıda yer almış arkadaşlar. Merkezde şöyledir. Onu da bak şeyde anlatmıştım ya şu yine bu kağıdın şurasında sevgili arkadaşlar. Bak merkez dışında geldikçe hep odak merkez arasında yer alır görüntülerin arkadaşlar. Hop bunu da nerede anlattım ya bir önceki testte detay vardır ona bakabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar merkezde artık aynı boya ulaşır. Merkezden sonra yaklaştıktan sonra senin görüntün merkez dışında yer alır. Bak merkez dışında olur ters olur. Daha büyük bir görüntün olur. Görüntün büyük, kendin küçük olursun. Bu durumda K'yı da kabul etmem. L'yi kabul ederim sadece. Merkez dışından geldikçe daha sevgili arkadaşlar küçük görüntün olur. Merkezin içine girdikten sonra cismin boyu daha küçük, görüntün daha büyük olur arkadaşlar. Evet 8'de devam edelim.
AB cisminin bir aynanın önünde yerleştiriliyor. N noktasında cismin yarısına eşit, cismin boyunun yarısına eşit düz olarak oluşuyor görüntü bu şekilde. Noktalar arasında eşit olduğuna göre lök 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 yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, LM arasında bir düz ayna direkt kafadan kaybetti. Evet, görüntü düz seni kandırabilir ama sevgili arkadaşlar, düz aynada bir kere görüntülerim haşken, cismim haşken görüntüm de her zaman haş, aynı boydadır. Seni yolcu ettim. Geldim M noktasına bir tümsek ayna. Gelelim M noktasına bir tümsek ayna. Yerleştirelim arkadaşlar. Hop, tümsek aynamı yerleştirdim. Tümsek aynamda neydi? Karşıda bak düz olur, daha küçük olur, sanal olur. Sevgili arkadaşlar, tam yarısı diyor ama hocam, boyunun yarısına eşit. O öyle bir yere koyarsın ki tam da yarısına yerleştirirsin. M olabilir arkadaşlar, değil mi? M'de bir tümsek ayna olabilir. Bunu kabul ediyorum. Doğrudur diyor zaten. Onu test ediyorum. Geldim 3'e arkadaşlar. L noktasına bir çukur ayna. L'ye gelin, bir çukur ayna yerleştirelim. Hop, şöyle yerleştirdim çukur aynamı. Şimdi çukur aynada A, F, 2, F. Sevgili arkadaşlar bak, çukur aynada neydi? Odakla biraz uzakta olduğu için sevgili arkadaşlar daha da uzamış. Dışarıda olabilmesi için zaten, aynanın dışında bir görüntü olabilmesi için ne şartım vardı arkadaşlar? Odakla ayna arasında olmak zorunda. Odakla ayna arasında olmak zorunda ama görüntüm nasıl oluyor arkadaşlar? Daha büyük oluyor. Odakla. Bunu nereden anladım odakla ayna arasında olduğunu? Çünkü görüntüm aynanın arkasında yer almış. Yani sanal olmuş. Bunun dışındaki bütün durumlarda görüntümü ben zaten aynanın içerisinde görüyordum ki hop. Görüyordum derken, görüyorum lafı yanlış oldu. Görüntü aynanın iç kısımlarında yer alıyor. Göremiyorsun tabii, değil mi sevgili arkadaşlar? Perde yardımı alman lazım. Sadece 2 dedik. Sadece 2 de nerede arkadaşlar? 8'de B şıkkında. 9'da devam ediyorum. Dış kısmı sırlanmış, lelelötleri kesilip çukur ayna elde ediliyor. Çukur aynanın öndeki KLM noktasal, bak burada noktasal cisimle yerleştiriyor. Buna göre KLM N noktası cisimle çukur aynada görüntü sırayla aşağıdan hangisi gibi olur? Arkadaşlar K ve L'yi sona bırakıyorum. N ve M çok kolay çünkü arkadaşlar asal eksende ya. Güzel, oradan bir bakalım. Bak merkez burası. Merkez. Arkadaşlar hemen odağı da sen belirle. Odak da burası değil mi? Burası da F değil mi? Gayet kolay, tam yarısında. Sevgili arkadaşlar, bu nerede yer almış? F bölü 2'de yer almış. F bölü 2'de yer alan ışınım nereye gidiyordu? 2F'de oluyordu değil mi görüntüm arkadaşlar? Hem çukurda F ile aynı arasında, odakla aynı arasında görüntüm dışarıda olacak, sanal olacak, büyük olacak, düz olacak ama nokta olduğu için aynı nokta olarak görüyorum tabii ki. Noktayı daha büyük göremiyorsun arkadaşlar. Noktayı nokta olarak görüyorsun. 1'e 2 oranında görüyorsun. Demek ki bak K, L, M, N'den N'yi yakaladım. N 4. N'yi 4 bir yakaladım. Güzel. Hop geldim şuradaki M'ye. M merkezde karışmasın. O merkez. M de sevgili arkadaşlar merkezimin dışında değil mi? Merkezin dışında, hatta nerede? Tam da 3F'te bak. 1F, 2F, 3F. Nerede yer alacak? 1.5F'te. 1F, 1.5F. Denenenen, bağıra bağıra. F'e de 3 dedim. M'ye de 3 dedim arkadaşlar. Şimdi geldim K'la L'ye. Arkadaşlar bunları bulabilmek için 2 tane ışın göndereceğim. Çakıştıkları yeri alacağım değil mi? Bir paralel göndereceğim, bir de tepe noktasalını göndereceğim. Şuraları bir temizleyelim öncelikle. Sevgili arkadaşlar, burada aman dikkat. Neden dikkat? Çünkü benim burada göndereceğim paralel bir ışınım yok. Paralel göndersem bak aynaya değemiyorsun. Ha, bunun için ne yapayım? Gelin önce bir tepeye göndereyim. Bak L'ye bak. L'den tepeye çizdiğimde arkadaşlar tam da 45 derecelik bir açıyla geliyor arkadaş. Yatayla, yani asal eksenle 45 derece yapıyor. Bunun karelilerde de köşe 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 diyor bazı hocalarımız. Evet bak gene 45. 45 ile geldin. 45 ile devam edersin. Edersin, edersin, yakaladın. L, I'da arkadaşlar. I diyorum ya. 1'dedir değil mi? K'yı da aynı şekilde çekersen. Hop. Yine burada da aman arkadaşlar. Bunu bir önceki videomda anlatıyorum. Eğimle anlatıyorum. Burada bir başka güzellik de şöyle yapabilirsin. Bak 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 çekersin. 4'e 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 4'e 6, 4'e 6 olacaksın. Hop bu da
Bu 2'den geçer arkadaşlar. K'ya da 2 dersin. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Hop 9'a da B dedik. 10'la testi tamamlıyoruz arkadaşlar. 10. soruda der ki, odak uzaklığı F olan tümsek aynanın önüne bir cisim şekilde gibi yerleştiriliyor. Cismin tümsek aynada oluşan görüntüsüyle ilgili olarak löp, löp, löp yargılarından hangileri doğrudur? Bir bakalım hangileri doğrudur arkadaşlar. Bir kere bu arkadaş buraya yerleştirildi. Tümsek. Tümsekte ne oluyordu sevgili arkadaşlar? Hop. Yani sonsuzla ayna arasında herhangi bir yer sonsuzda olmadığı sürece, sonsuzdaysa odakta bir nokta halinde görürsün. Köşelerde falan çok olur arkadaşlar. Böyle arabaların geçtiği yerlerde bazı görmüşsünüzdür. Hani gelen arabalar görürsün. Orada deney yapabilirsiniz. Bütün cisimlerin görüntüsü olur. Görüntüsünü görebilmen için zaten zahiri olması lazım. Sanal olması lazım. Bir de aynanın arkasında yer alması icap eder. Burada da nitekim benim görüntüm bak. Burada görüntüm aynanın arkasında olacak. Sanal olur. Hop her zaman küçük olur. Cisimden küçüktür. Cisim aynaya doğru hareket ederse görüntünün boyu büyür. Sevgili arkadaşlar diğer sorularda da anlattım. Bak senin cismin şurada geliyorsun ya. Bak buraya doğru geldikçe bunu da temsilen öyle yazmışım. Odakla ayna arasında yer alacak bütün görüntüler sanal olacak dediğimiz gibi. Ve gittikçe büyür, 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 büyür. Tam aynanın dibinde hani onu teorik olarak söyleyelim. Tam dibine geldin yapıştın aynı boyda olur. Tamam öyle söyleyebilirsin. Hop bunu da. 3'ü de okey dedik. Bu durumda 1, 2, 3 doğrudur dedik. Dediğim gibi arkadaşlar şununla ilgili videoyu da hızlıca bir çeker. Onu da yayınlarım size ayrıca görüntü şeyleri diye. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.